Merhaba arkadaşlar, ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz. Z'den A'ya serimizin yeni bölümünde sizler için üst koridorda Darius oynuyorum arkadaşlar. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Hemen şuradan başlangıç eşyalarımızı alalım. Hızlıca koridorumuza doğru yürüyelim. Ben de şöyle bir kaydıma bakayım. Kaydımız 10 numara. Arkadaşlar karşımızda Silas var. Silas uzun koridor karakteri değil. Oynanıyor mu? Oynanıyor. Ama adam üzerine tutuştur tercihinde bulunduğu için koridorun daha da büyük bir sıkıntıya sokmuş. Bu noktada eğer dikkatli oynarsak çok rahat bir şekilde kazanabileceğimiz bir matchup. Tabi Silas'a karşı tutuştur almak çok daha mantıklı olurdu. Çünkü W'su ile birlikte aldığı iyileştirme miktarı çok fazla. Ama ben tutuştur almadım. Onun yerine hayalet tercihinde bulundum. Koridorda baskın oynayacağım. Rakibim kaçmaya çalışırsa zaten bir tane kaçış yeteneği var. Onu kullanması da çok önemli değil. Hayaletle birlikte onu kovalayıp çok rahat bir şekilde skor çıkartacağız. Burada benim için önemli olan eşya ilk etapta almam gereken bir celladın çağrısı. Bunu aldıktan sonra bu rakibin iyileştirme etkisini büyük ölçüde kısmış olacağız. Keza karşıda da Kayn var, biliyorsunuz oldukça güçlü durumda şu an. Bufflandığı için de bir tık daha sıkıntı. Onun da iyileştirme etkisini azaltmamız lazım. Anaörün olarak yenilmez tercihinde bulunuyoruz. Yenilmezle birlikte uzun süreli savaşlarda karakterimizi daha da etkin kılıyoruz. Bu da Darius gibi bir karakter için, bir koridor kabadayısı için çok önemli. Sizler de yenilmez ürünleriyle birlikte girebilirsiniz. Yine ürünlerin tamamı da videonun açıklama kısmında yer alacak. Açıklama kısmından da ürünlerin tamamına erişebilirsiniz. Darius'a siper olarak sadece hayalet değil, tutuştur ve teleport tercihinde de bulunuluyor. Onları da hatırlatayım. Yani burada ne ile başlayacağını sizin tercihinize kalmış aslına bakarsanız. Güzel. Bak. Bir levelde direkt adamın sıçrası gitti. Şimdi 2 level olacağım rakibimden önce. Ondan önce 2 level olacak olmamı da değerlendireceğim. Ghost'la birlikte üzerine koşabilirim adamın. Çok kaşınıyor şu an. Karakterin yeteneklerinden bahsedeceğim ama koridor aşaması birazcık agresif. Hata yapmasını bekliyorum adamın. Minyon dalgası direkt ona doğru puşladı. Şöyle ufaktan karakterin yetenek kiti hakkında bilgi vereyim. Arkadaşlar karakterimizin pasifi. Siz rakibe yetenek tutturdukça veya rakibe otomatik vuruş yaptıkça üzerinde kanama etkisi bırakıyorsunuz. Bu kanama etkisi rakibe fiziksel bir hasar veriyor. Zaman içerisinde artan ve en fazla 5 tane kanama yükü oluşturabiliyorsunuz bir rakip üzerinde. Oluşturduğunuz bu kanama yükü sayesinde dediğim gibi rakibe zaman içerisinde büyü hasarı verdiğiniz için rakibinizi darlayabiliyorsunuz. Anladım abi. Fazla agresif, kötü bir oyun. Maalesef burada ölmesine neden oldu. Şimdi Kayn bu pite gelmek istiyor olabilir. Ama burada bu riski alacağım. Koridoru puşlamam lazım. Koridor burada kalamaz. Teleportumuz yok çünkü. Biliyordum buraya geleceğini ya. Tahmin ettiğimden çok daha hızlı geldi koridora. Bu bedava skoru verdiğime üzüldüm. Neyse. Şuradan hemen şu parçalarımızı alalım. Şunu da alalım, şunu da alalım. Ben de anlatmaya devam edeyim. Pasiften bahsettik. Q yeteneğinden bahsedecek olursak elinizde bir balta var. Bu baltayı şöyle dairesel bir şekilde çeviriyorsunuz. Bu çevirdiğiniz alanda baltanın bir keskin olan ucu, bir de keskin olmayan ucu var. Keskin olan ucuyla rakibe vurursanız daha fazla hasar çıkartabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra siz baltayı çevirip rakibe vurduğunuzda da belli miktarda can emiyor karakter. Ne kadar fazla rakibe vurursanız ve keskin tarafıyla vurursanız o kadar fazla can emmenizi sağlıyor ve hasarınızı da o miktarda arttırıyor. Q yeteneğinin mekaniği oldukça basit. Bunun yanı sıra W'dan bahsedecek olursak W yeteneğiniz bir otomatik vuruş etkisi gösteriyor. Aynı otomatik vuruş yapar gibi bir rakibe vuruyorsunuz. Eğer vurduğunuz rakibi W'nüze katletmeyi başarırsanız bekleme süresinin ve güzel. Burada hatalı oynadım ama Allah'tan adamı kesmeyi başardık. Kesemeseydim hoş bir senaryo olmayacaktı. Kayn'da Darkin'e dönüşecek anlaşılan. Burada yükleri bizden topluyor. Sık sık top lane'e geliyor. Çift spell'den olduk ama en azından burada skor aldık. Orada Claim'i çok geç attım. Daha erken atsaydım dönüp Kayn'ı da kesme şansım olurdu. Geç attığım için o Ghost'un verdiği hareket hızından faydalanamadık. Neyse dert değil. Kestik en azından. Burada rakip top lane geri düşsün.
W yeteneği rakibin üzerine ne kadar fazla kanama yükü varsa yavaşlatma etkisi o kadar fazla oluyor. W yeteneğiyle vurduğunuz hedefleri yavaşlatabiliyorsunuz. Bu güzel bir etki. Bu arada Kayn her yere rotasyon yapıyor. Şu an ciddi sıkıntı bir Kayn'ımız var. Koridoru çok puşlamayalım. Artık 6 leveliz. Ultimiz var. Kayn buraya gelecek olursa, ama Kayn diyorum, Silas buraya gelecek olursa onu bayağı darlayacağız. Darius'la savaştan kaçmamanız lazım. Savaşmayı seven bir karakter Darius. Mümkün mertebe savaş içerisinde kalırsanız baskınızı da o kadar fazla arttırıyorsunuz. Kayn nerede acaba? E yeteneğinden bahsetmek gerekirse, E yeteneğiniz Huni şeklindeki bir alanı etki ediyor arkadaşlar. E yeteneğiyle o Huni şeklindeki alanda kalan rakipleri kendinize doğru çekebiliyorsunuz. Çektiğiniz rakiplerin zırh değerini azaltıyorsunuz. Böyle güzel bir etkiye sahip. E yeteneğiniz hasar bırakmıyor. Onu da söylemiş olayım. Ben sana o kamyonu vermeyeceğim. Ulti ile katlettik. Gördüğünüz gibi ulti ile bir rakibi katledince bekleme süresini sıfırladı. 20 saniye içerisinde ultinizi bu sayede tekrardan kullanabiliyorsunuz. Böyle bir işlevselliğe sahip ultiniz. Ve ultiniz gerçek hasar vuruyor. Kanama yükü ne kadar fazlaysa bir rakibin üzerinde o kadar fazla da hasar vermenizi sağlıyor. Yani maksimum kanama yükünü bir rakibe bırakırsanız o kadar fazla hasar verdiğini göreceksiniz. Bu arada W'nüz dediğim gibi otomatik vuruş işlevi gösterdiği için W'nuza kuleleri de vurabiliyorsunuz. Bu sayede kuleyi almanız bir tık daha kolay oluyor. Zaten şu an Darius'a Trinity, yani üçlü kuvvet build'i yapılıyor. Üçlü kuvvet build'i ile birlikte içerisindeki pırıltıdan dolayı çok daha hızlı bir şekilde kuleleri bu sayede W'nuzla birlikte eritebiliyorsunuz. Şimdi ilk etapta bir Arkan tamamlayacağız. Arkan biter bitmez üzerine almamız gereken bir saldırı hızı kısmı var. Onu da tamamlamamız lazım. Aslında ayakkabıyı biz Merkür yapalım. Ufaktan Merkür'ü tamamlayalım. Daha çok işimize gelecek. Hem Silas'ın vereceği hasarı azaltırız. Hem de bunun yanı sıra karşıda Fizz Morgana falan var. Birazcık sıvışma kazanmamız lazım. Kayn şu an haritayı alt üst ediyor. Oy, Diana tertemiz oynadı. Diana bayağı temiz oynadı. Daha Rengar şu an çok etkisiz eleman. Kayn daha dakika 7-8 her yere baskın atıyor. Bu kadar güçlü olmamalı. Direkt bu kadar basit bak. Ghost'unu al. Ghost'a karşılık sıçra, dünyanın en worth hamlesi olabilir. Bu adamın sıçrası daha değerli. Benim Ghost'um zaten sıçradan daha çabuk gelen bir yetenek ki daha sıçramız da gelecek. Sıçram geldikten sonra hiçbir derdimiz tasamız kalmıyor. Orada birazcık daha bekleyebilirdim. Hani birazcık daha bekleseydim sıçrasını alsa dahi bizden kaçamayacaktı. O tutuştur olmadı. Güzel. Bu arada 5 kanama yükünüz varken bir rakibi katlederseniz size otomatikman 5 kanama yükünü bir sonraki rakibe aktarmanızı da sağlıyor. Yani hani biz 5 kanama yüküyle biraz önce o adamı vurmuştuk. Otomatik olarak o 5 kanama yükünü o adama da aktarmış olduk. Ultisi yokmuş. Ultisi olsa atardı. Hani ultim boşa gidecekti. En azından bekleme süresine girmeden bir defa daha kullanayım dedim. Kullandım. Tertemiz skoru aldık. Ama Rengar'ın aktif olması lazım. Yani Kayn defalarca kez sadece bana değil bütün koridorlara gitti. Bu etkisini azalttırması gerekiyor bizim adam ona karşı. Kayn Darkin olmuş. Trinity build'i yapacağız. Birazcık korkmaya başlamadım değil yani. Korkuyorum şu an. Şuradan pırıltıyı alalım ya. Şu şekilde gidelim. Bekleyecektim aslında da gerek yok. Bana gelmesine gerek yok. Bak şimdi ölecek. Kendisi üzülecek. Başka bir şey değil. Oo, çok fazla vurdu. Bir tane daha helalsin. VP yazalım şöyle chatten geçelim. İyi. Bu adam geri düşsün. Düşebildiği kadar.
sıçrayı atmak zorundaydım. O adam buraya kadar altını vermeliydi ve bu pozisyondan kaçamamalıydı. Güzel oldu. Şimdi sıçrasızız. Birazcık kinlensin Kayn bize. Bana oynasın. Başka koridora değil. Hani ben gene savuşturabiliyorum bir şekilde Kayn baskını ama diğer koridorlar savuşturamıyor belli ki. En azından bize oynaması işimize gelir. Silah zaten şu an oyundan düştü. Onun için oyun bitti. Biz en azından koridor kazanalım. Da bot da bitik durumda. Ne yapacağız bilmiyorum. Miss Fortune çok can yakacak. Bir de karşıda Morgana piki var. Bize bir kuşak şart oldu gibi. Neyse. Fırıltımın parasını çıkardım. Benim için önemli bir eşikti o fırılta eşiği. Bak bu burada. Çok fazla hasar soğurdun sen ya. Tutuştur da geldi bize kafamıza. Fize attı değil mi o tutuştur? Evet. O kadar fazla ultisiyle can yeniledi ki burada hiçbir şey yapamadık ya. Hiçbir şey yapamadık. Kesebileceğimize çok inanmıştım. Yani adamlar gelmeden keseriz diye ultisini çok bekletti takım arkadaşları gelsin diye. Keşke direkt Silas'a doğru yürüseydim. Çünkü Silas çok güçlü bir rakip değildi ama şurada çok vakit kaybettim. Yukarı yürüsem zaten Diana dibimde bana eşlik edecekti orada. Kötü bir hamle yaptım. Neyse. Şuradan saldırı hızı kısmını alalım. Devam edelim hayatımıza. Kayna verilmemesi gereken skorlar verilmeye devam ediyor maalesef. Güçlendikçe güçlenecek o adam. Hayda. Kitlin de ulti var. Bir hit daha atar. Aa. Onu da yedi. Geçmiş olsun. Kayn haritanın her yerinde. Her yerinde. E sen öldün o zaman. Rom. Öl. Öldüremedim ama en azından rakibi kestik. Yani ben şu an koridoru çok güzel domine ediyorum ama bu yeterli bir olay değil. Benim koridoru domine etmemle bitmiyor bu oyun. Mutlaka rotasyon yapmak zorundayım. Belki şu kuleyi alırsam takımı rahatlattırabilirim. Fizz gözükmüyor, Kayn gözükmüyor. Kayn top lane'e geldi. Hadi. Yaparsın sen Rengar. Helalsin Rengar. Diana'nın teleportu olsaydı çok tatlı olacaktı. Teleportu yokmuş. Fizz skorundan asist alamadık. Fizz benim Q yeteneğimi E'siyle çok güzel boşladı. Yani top lane'de bu kadar aksiyon dönmesi nedir ya? Şu adam baş belası. Gerçekten baş belası. Neyse Trinity'nin bitmesine çok az kaldı. O bir bitsin rahat edeceğim. Silas'ta kalmış bu arada herhalde şey skoru. Rengar skoru. Beklemeyelim direkt eşyayı. Trinity'yi daha sonra tamamlarız. O biter bitmez. Benim burada bir ruh gömleği almam gerekiyor. 3 tane yetenek gücü karakteri var. Ruh gömleği aldıktan sonra Q ile çaldığımız can miktarı artacak. Bunun yanı sıra dediğim gibi Celladın çağrısı alacağız. Şu adamın iyileştirme etkisini keseceğiz. Başka türlü bu adam ölmez. Sen bir gel ya. Ben bu adamı düzenli olarak kesiyorum da bitmiyor yani bu adamı kesmekte. Bu adam tamam easy. Ölüyor defalarca kez. Alabilirsem iyi olacak. Şey de gitti çünkü. Plate'ler de gitti artık. Ben bu kuleyi vurduğum için Kayn da doğal olarak buraya gelmek zorunda kalıyor. Güzel.
Bizim support pantheonmuş. Anladım abi. Şimdi rakip takımda bir tane daha ejderi var. Birazcık problem bir ejder. Onlarda kalması hoşuma gitmiyor. Burada bu arada bu görüşü almış bu adam. Ben şuraya bir totem yerleştireyim ki burayı görelim. Diana'nın bana doğru gelmesi lazım. Kaçamadı bizimki. Bu arada burada savaşırız ha. Bana niye gelmedi? Ben burada ormancıma güvendim ya. Savaş aramazdım yoksa. Cidden savaş aramazdım pozisyonda. Ay ay, Rengar'ın beni takip etmesi lazımdı ya. Hoş olmadı bu. Ben burada kalırsam Fizz kafama ulti atarsa bayılma ihtimalim yüksek. Çok fazla büyü direncine sahip değilim. Tahmin ettiğim gibi işte. Dediğim senaryo oldu. Şu kule gidiyor yani. Ama Rengar hala orman dönmeye devam ediyor. Yani bu kule giderken nasıl orman dönüyorsun abi? Fizz'in de bende savaşacağını bile bile kaldım ha burada. Neyse şuradan şu parçayı da alalım. Şunu da alalım. En çok ölen biz miyiz bu oyunda? Yok, Diana da çok ölmüş. Caitlyn de. Bak şu hamleyi hani ben buradayken yapsa çok rahat bir şekilde burada üstün olacağız. Ama yok. Cidden yok. Bak kuleyi de bedavaya verdik. Şu adam oyunda yok mesela. Daha eşya tamamlayamadı. Ama gelin görün ki işler böyle olmuyor. Yengecin gözü tarafından ortaya çıkartıldın. Çıkmaları lazım. Fizz'de ulti yok. Fizz bu arada tek atıyor. Onda da 7 kill olmuş. Arkadaş herkes güçlü rakipte. Ben şu an map'te gözüküyor muyum? Bug mı oldu yoksa? Aa, yakalayamadım adamı. Güzel, o da öldü. Şu adamı da yakalamamız lazım. Daha pasifi çok hızlı. Güzel. 3 tane skor mis gibi. Kayn'ın orada düşmesi daha bir tatlı oldu. Morgana falan da sıçratarak kurtuldu. Resetlenelim bakalım. İyi oldu. Bu fight yani bilemiyorum çok da iyi oldu diyemeyeceğim ama biz Fortune'u kesebilseydik daha tatlı olacaktı. Şimdi ruh gömleğini bitirdim. Dediğim gibi Cellad'ın çağrısını rushlayacağım. Cellad'ın çağrısını bir alacağız. İyileştirme keseceğiz. Bu oyun full tanklaşmam lazım. Bu adam çarp eşyasını bitirmiş ama peşinden muhtemelen Karabalta'ya yönelecektir. Karabalta ile birlikte beni eritme ihtimali çok yüksek. Çünkü armorumuz falan da yok. Bizi direkt perişan eder. Dark Kincaid büyük problem. Bir de üst üste buffladılar çarı. İyice güçlü yani şu an. Geliyorum buna. Çok hızlı ya. Bana göre daha da hızlı. Yani şu eşyanın verdiği hareket hızı absürt. Rengar kesemediyse geçmiş olsun. Kayn oraya koşar. Pantheon'un çıkması lazım. Adam ölmedi ya. Dünyaları tankladı adam. Bir de hala pozisyonda. Ha, madem sıçran vardı erken at. Bu adamda da şifa var. Şifa basmamış. Kesemiyoruz ya. 3 kişi bir Kayn'ı kesemiyoruz arkadaş. Şu adam tutuşturma erkenden atmıyor. Erkenden atsa gerçekten bizim için senaryo çok kolay olacak. Gerçekten. Adam iyileştirme kazanamayacak ultisiyle birlikte. Ama yok. Basmıyor adam. Basmıyor. Adam illa böyle şey
Kaçmak üzere olacak. Anca öyle basacak tutuş durumu. Şu oyun sırf ölümü dememin sebebi Kayn yani. Başka kimse değil. Sırf Kayn yüzünden öldük. Bu adamlar top lane'i istiyor. Ghost'umuz geliyor. Morgana Q'su doşlarsak bence top lane'de aksiyon yaratırız. Fizz de güçlendi. Yani şu an karşıda iki tane carry çok güçlü durumda. Silas belki oyunda yok ama çok güçlü iki tane carry var. Bu Kayn nasıl ölecek? Tapa yardım lazım. Ya ben adamın üzerinde 5 kana mülkünü bırakır bırakmaz adamın yaptığı hamle direkt ulti basmak oluyor. Bu ultiyi bastıktan sonra da zaten kana mülkleri resetlenene kadar çıkmıyor. Bir anlamı kalmıyor. Karabaltayı da bitirmiş. Üzerine bir de ninja tabii almış. Diana'nın çıkması lazım. Ghost'umuz ve sıçramız var. Bu fight'ı kazanırsak oyun bizim için bitiyor. Ama buraya adam lazım. Catelyn'in gelmesi gerekiyor. Catelyn şu an Silas'a göre daha güçlü. Catelyn'in mutlaka gelmesi lazım. Ve öldü Catelyn. Tek başına niye o side lane'i pushluyorsun ki? Bu da görüş var ya. Ejderimiz yok, şeyimiz yok, kaynak alamıyoruz. Abi, keşke başta direkt R'yi bassaydım ya. Şimdi kanama etkileri gidiyor ya. Kanama etkisi gidince ultinin vereceği hasar da azalıyor. O yüzden rahat bir şekilde kesemiyorsunuz adamı. Hani ultiyi atsam orada adam tek yemeyecek belli. Neyse şu okyanusu alalım. Q ile birlikte çaldığımız can miktarı da artacak bu sayede. Şansımız artar belki. Morgana'nın 2 Q'suna da kafa attım ya. Kayn bu kite gelmeden şu ejderi hemen almamız lazım. Güzel. Catelyn'den çok güzel bir şifa geldi bu arada. Bak 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 hareketlere bak. Rengar şurada Silas'a atladı. Silas tamam aradan tek yedi. Ben burada tutuşturu yedim kafama Fizz'den. Fizz direkt tutuşturu bize attı. Ultisini de bize atmadı. Fizz direkt komboyu zaten bize yapıyor. Burada öldürmek istediği hedef biziz. Hani çıkartması gereken hedef biziz direkt. Doğru hamle yapıyor da işte. Bizimkiler de keşke takip edebilse. Catelyn çok çok değişik yerlere vuruyor yani. O şifayı daha erken atabilir mesela Catelyn. Güzel. Helalsin Diana. Top lane iyi puşlandı. Stera'a yöneleceğiz gibi duruyor ya. Biz Stera'a gidelim. Şunluk bir işimiz kalmadı. Sen de gel bakalım. Sonrasında full armor'a yatırım lazım. Biz de aslında ölümün dansı alabiliriz ha. Q ile çaldığımız can miktarı artar. Zırh ve büyü direnci de var. Kafi bir eşya olabilir. Hiç denemedim Darius'u ama denenebilir. Olabilir. Niye olmasın? Şu adamı kesmemiz yok mu? Öldük.
Miss Fortune ultisini yemeseydim kavama şansım olabilirdi de. Atlama lütfen Rengar şuna. Heh. Çok güzel odak. Diana da geldi. Tertemiz. Bunu da kestiniz. Aslansınız. Güzel. Umut var. Umut var. Öleyim ama en azından karşında takımda bir şeyler yapsın. Silas top lane'den bu arada kule almayı başardı. Eşyasını bitirdi. 80 farm'a ulaştı. Aradaki minyon fire 40 CS'leri düştü. Çünkü son dakikalarda sürekli fight'lardayım. Takımla birlikte oynamaya çalışıyorum. Çünkü kaybediyorlar yani fight'ı. En azından rakibin odağını kendi üzerime çektiğim sürece bir şansımız dönüyor. Güzel. Oradan da kule geldi. Şu bir bitsin de. Ölümün dansını rushlayalım. Ölümün dansıyla birlikte benim büyü direncim falan uçacak gidecek. Armor'u da 100 küsürlere çıkartacağız. İş görür yani. Rünlerde de sıvışma var ama yine de yetersiz kalıyor. Yani Kayn'ın o W'suyla baş edemiyorum. Güzel. Kovalamayı bıraktı da Diana öldü. Diana ölürse... Oo, helal olsun Diana'ya. İyi. Gidara'ya en azından bir tane skor getirtti. Güzel. Bizden boşa giden bir ulti. Güzel. Vursana canım benim. Şu an bakın Baron'dan da çok rahat bir şekilde can emebiliyorum. İşimi çok kolaylaştırıyor bu. Ama Catelyn'in canı çok azalıyor şu an. Baron'a da kanama etkimiz tetikleniyor. Güzel. Diana teleport attı. İyi haber. Baron da bizde. Ultiyi de son seviyeye getirdik. Şu ejderi de aldık mı ben Q ile deli gibi can emmeye başlayacağım. Sen de gel. Üzerine de bir Rand'yn alacağız. Rakibin saldırı hızını kısmamız lazım. Bunun yanı sıra kritik vuruşlardan daha az hasar yememiz lazım. Miss Fortune full crit build yapıyor. Ona karşı da etkili olur. Hani Ghost'u bastıktan sonra veya sıçrayı bastıktan sonra yapıştıracağımız bir Rand'yn'e cevap veremez rakip. Pantheon'un bu arada çıkması lazım. Onu keserler orada. Gitme buna buna buna. Şaka yapıyorsun sen. Morgana ne tarafa kaçtın? Sıçra attım bir daha onun için. Keşke çekmeseydim Kayn'ı içeri ya. Rengar'ın çarpı da vardı. Güvendim yani ona. Adam Okyanus Ejderini aldı bu sayede. Selam Fizcim. Hafif bir pingimiz var. Evet. Ethernet kablosu takılı değil çünkü. Diana çıkman lazım oradan. Yakalanırsak GG'yiz. Eksik fightlamamak gerekiyor. Rengar çok güçlendi. Oradan da tutturmazsın onu ya. Neyse Baron varken faydalanalım en azından. Rengar mid'deki fight'ı kazanırsa okeyiz. Bayağı okeyiz hem de. Kötü kaybetti.
İnanılmaz. Öldüm. Pantheon öyle de sıçratma ya. Şu an hemen ultiyle katletmem lazım. Adamı demin ultiyle katledememişiz. Yukarıya falan kaçmıştır o adam ya. Aynen tahmin ettiğim gibi. Birazcık zaman kaybet. Şimdi Randuin'i bitirmek istiyorum. Randuin'i bitirir bitirmez konuşamadım. Celal'ın çağrısını çevireceğiz. Onun sayesinde de yine Kayn'ın etkisini azaltmış olacağız. Yani şu oyun bu kadar uzun sürmemeliydi. Bu arada orta koridorda Rengar fizik kesebilmiş olsa muhteşem bir senaryo bizi bekliyordu. Güzel. Şu an koşarım ama gerek yok. Fizz bot lane'de falan bizim takım eksik ki gitmedi yana gitme. Biz rakibin mavisine çökmeyi başardık. Diana dikkat ederse çok tatlı olur. Fizz bana gelirse rahat bir şekilde tek atamaz. Ondan eminim. Şuralarda bekliyor olabilir. Lütfen Diana'cığım ölme ya. Lütfen. Diana'nın ölmemesi lazım. Benim mümkün mertebe daha çok sıvışmaya ihtiyacım var. 137 armura çıkmışız. Kayn bizi tekleyemez ama ölümün dansı bitirmiş. Biz de onu çok hızlı eritemeyiz. Kayn'a mutlaka tutuştu yemesi gerekiyor bu oyunda. Bu arada ben şöyle bir kaydımı kontrol edeyim. Tamam, sıkıntı yok. Ara sıra kayıt gidebiliyor. Kontrol etmekte fayda var. Darius'ta da 7 kere ölmezsin ya. Ama bu oyun yapacak bir şey yok. Şu ejderi kaptırmamak lazım. Bunu kaptırırsak şimdi Kayn da ister istemez şu okyanus ejderi ile birlikte daha da fazla iyileştirebiliyor kendisini. Hoş olmuyor o da. Gitme oraya. Güzel. Güzel. Ah yakalayamadım. Oy. Haha keşke gitmeseydim. Q'm değseydi orada çok fazla can çekecektim. Değdiremedim adamın Q'mu. Pantheon da öldü. Alır umarım Rengar bunu. Randuin'i bitirdim. Hemen şunu şuraya koyalım. Miss Fortune'ın artık kritik vuruşları pek bir anlam ifade etmeyecek. Kettle ne yapıyor? Şuraya gitmeli. İyi tamam aldılar. Miss Fortune'ın üzerine fani hatıratını çekmiş. Direkt bunlar beni counterlayacak eşyalar. Morello, fani hatıratı. Bak bu adam da Morello'ya doğru ilerliyor. Silas'ta oyuna döndü bu arada çaktırmadan. Şurada Diana onu güzel bir şekilde eritti kesti. Yani şu fizi yakalasam ne olurdu? Ölüm süresi de iyice artmaya başladı. Yakalayamadı. Ultisinin bekleme süresi çok uzun değil. Hemen tekrar gelir. Neyse ikinci okyanus ejderi. Diğerlerini de alırsak var ya ben Q ile direkt can fullerim. Şu an Kettle'in çok açıkta oynuyor. Hata yapabilir. Daha doğrusu onu avlayabilirler. O hata yapmasa bile şu ileride oynaması hatadır. İkinci baronu da aldık mı daha da güçlüyüz bu arada. Mutlaka almamız lazım o yüzden. Toplu bir fight yapmamız gerekiyor. Diana'nın pushlamasına izin verelim. Koridoru pushlasın ki itti zaten. Ben alttaki fight'ta hayaletimin devreye gireceğini unuttum. Pardon hayalet diyorum. Seran devreye gireceğini unuttum. Seran devreye gireceğini düşünüp ona göre hareket etmem lazım. Bizim takım niye sur verdi? Kötü durumda değiliz yani şu an. Fight kazanabiliriz.
Yani rakip takım da hata yapabilir, biz de hata yapabiliriz. Diana'nın dikkat etmesi lazım. Şimdi herkes buraya toplanmalı. Ultiler geldi. Benim Ghost'umun 50 saniyesi var. Güzel. Dördü üç takas. Word değil. Fizin orada düşmesi gerekiyordu. Ya orada bir kişiyi daha aradan çıkartabilsem tadından yenmezdi de. Çıkartamadık aradan bir kişiyi daha. Blue'ları geldi. O Blue'yu tabii ki biz alacağız. Rakibe bırakmak yok. Şuradaki Yampiri'yi de alalım. Güzel. Red'i de bizimkiler alırlarsa çok tatlı olur. Kaptan'ın falan onu alması gerekiyor. Kaptan aslında şu oyun çok güzel pozisyon alabilir. Yani Kayn falan direkt bana odaklanmaya çalışıyor bu oyunda. Onun pozisyon alamayacağı bir durum yok aslında. Güzel. Fani hatıratı da bitti. 300 saldırı gücüne ulaştık. Şu an 177 armor'umuz var. Bu bizim iş görmemiz için yeterli. Normalde hani şunun yerine direkt ölümün dansı tercihinde de bulunabilirdim aslında ama bunu tercih etmek daha mantıklı geldi ki biraz önceki pozisyonda da işimi gördüm. Şu an bu arada Ghost'um var. Koşarsam çok fena şeyler yaparım. Da eksiyiz ya. Tamam gitmeyelim gitme. Şu ejder gelecek. Ejderi salmayalım çünkü. Salarsak biz üzülürüz. İyi bu eşyayı almış olması güzel Pantheon'un. Yine bize zaman kazandırır. İşlevsellik olarak da iyi bir eşya. Yana bot lane'i pushluyor. Cat'in ölmezse sorun yok. Şunu alalım ama. Çıkartabildiğim maksimum kaynağı almaya çalışıyorum. Şimdi o sıvışma eşyasını da alacağım. Onunla birlikte çok daha rahatım. Silas top lane'de teleport yok. Bu ejdere yetişemeyecek. Direkt ejderi bıraktığının sinyali aslında bu. Catelyn de mid'i pushluyor. Şunu kesmek lazım. Güzel. Çarpı da bana atıyor. Ölmedin mi sen ya? Helalsin Caitlyn. Aslanım benim. Senden beklediğim haber bunlar. Güzel sattılar burayı. Oo, Silas 1v1'de kestiyse. O Silas'ın Rengar'ı kesememesi lazım. Güzel yakaladı Diana. Güzel. Siyana burayı şiir gibi... Siyana ne ya? Diana burayı şiir gibi oynadı. Kayn direkt bu arada sıçra, çarp, her şeyiyle birlikte bize koşuyor, her şeyiyle. Güzel. Daha da fazla can çekeceğiz. Şurada Q'umla birlikte Kayn'dan birazcık can topladım. İşimi kolaylaştırdı ama yine de Kayn tabi çok fazla vurdu. W'sunu yemeseydim, dodge'layabilseydim burada ölmezdik, hayatta da kalırdık. Gitmeden bir de ulti salladım kafasına, ona rağmen ölmedi. Sağlık olsun, dert değil. Artık fulls. Sıvışmam da var. 4K'lık da can barına ulaştık. Bu da güzel. Fight bizim için var. 4'e 4 takas yok. 4'e 3 takas yapıldı. Ve ejder aldık.
artı çıkan biz olduk. Şu an çok da fazla savaş niyetinde değilim. Ama savaşırsak da kaybetmeme ihtimalimiz var. Ben Q değdirdiğim sürece kazanıyoruz. Aa, Miss Fortune bot da. Çok hızlı aldık güzel falan. Bütün takım burada olunca. Ghost'um gelirse rahatız. Bak 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 bak. Güzel, teki gitti. Kazandık kazandık kazandık. Koş koş koş. Tamam, güzel. Morgana'dan da sıçra aldım. Ya benim sıçrama karşılık bu sıçralar güzel. Word. Ghost'um geliyor birazdan. Daha da Word. Keşke takım arkadaşlarım burada olsa. Vurun. Vurun aslanlarım. Güzel. Rengar bunu da kesebilecek güce sahip de. Oyunu bitirirler ya. 4 kişi ölü. Kettin ayakta. Kuleye vurması yeterli. 10 kere öldük şu oyun ya. Ama güzel. En azından burada 30 skor katkısında bulundum. Bak gene aradan Rengar'ı yakaladı. Fizz doğdu. Fizz doğdu. Fizz doğdu. Ölmedi adam. Vurmaları lazım. İkisini de kesecek. Kesemedi. Dengar ölme. Öldü. Neyse, bir Nexus Kulesi, bir top lane inhibitörü, ardından gelecek bir Okyanus Ejderini de alırsak mis gibi. Oyun bitti diyordum, bitmiyor arkadaş. Catelyn vurmaya başladı. 4 eşya oldu. Oo, güzel. Mid'den de bir tane inhibitör kulesi geldi. Yalnız bir fight kaybettik mi oyun gidiyor. Şurada çok fazla hasar tankladım bu arada. Hani baya baya fazla hasar tankladık ki Morgana arada bize tutuşturdu atmış. O tutuşturdu atmasa ben yine çok daha fazla can çekecektim. Q kaç saniye bizim? 3,5 saniye. %30 bekleme süresinin azalmayla. İyi. Var ya, biz okyanus ruhunu alsak ben canavar olurum. Düşünün, 4 tane okyanus ejderi üzerimizde. Biraz önceki fight'a Ghost'umu atmış olsaydım herhalde şu an üzgün olabilirdim. Şu an Ghost olmak beni mutlu ediyor. Yalnız Rengar yokken burada ölürsek kaybederiz. Catelyn de zaten tek başına oralardan dolaşıyor. Ki biraz önceki fight'ta şeyi aradan indirmiştik. Fizz arada satmıştı. Fizz arada öldüğü için o fight'ta daha da üstüne çıkmıştık. Şuna şuna şuna. Burada Vision olabilir ha. Görüş yok burada. Bodoslama atlayacağız. Kötü olacak. Şuna gideceğiz. Ölmemeliler. Ölürlerse Free Drake veriyoruz. Güzel. Miss Fortune uzakta. Silas aynı şekilde uzakta. Okyanus ruhu da bizde. Catelyn, aman ha. Biz geri çıkıyoruz. Catelyn ileri çıkıyor. Pantheon. What? Ne yaptın Pantheon?
orayı kötü sattı. Ama güzel kazandık. Abi ben nasıl bu kadar rahat tekiyorum? Vur Caitlyn, vur. Vur aslanım. Vur aslanım benim. Bunu da kesersin sen. Helalsin. Ah. Öldük ama en azından karşılığı çıktı. Allah'ım çok stresli bir oyun. 45 dakika ne? 11 ölüm ne? Gerçi herkes bu kadar öldü. Bu oyun çok fazla ölüm oldu da. Direkt vursana Nexus'a. Allah'ım inhibitöre vurmayı tercih ediyor. Ya gerçi oyun bitecek de her halükarda. Adamların doğmasına çok süre var. GG. Arkadaşlar çok stresli bir oyun oldu. Kusura bakmayın. Üst koridorda daha üstte bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like yorum atarak bunu bana iletebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.